Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte gazlar, karbondioksitin ve suyun faz diyagramları konusunu göreceğiz. Burada kullandığımız PDF açıklama kısmında mevcut, diğerleri gibi bunu da indirip kullanabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki videolar açıklamadaki oynatma listelerinde mevcut, o videoları da oradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın diyelim ve hemen hızlıca bir başlayalım. Bir kere bu faz diyagramı ne arkadaşlar? Faz biliyorsunuz katı, sıvı, gaz hallerine biz ne diyoruz arkadaşlar? Faz diyoruz. İşte bunlar arasındaki ilişkiyi gösteren şu diyagramlara, grafiklere biz faz diyagramı diyoruz. Müfredatımızda karbondioksit ve suyun faz diyagramlarından bahsediliyor. Onun dışındaki maddelerin faz diyagramlarına girilmez diye de orada bir kısıtlama var arkadaşlar. Diğerlerinden bahsetmeyeceğiz. Maddenin bir halden diğer hale geçmesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Faz geçişi diyoruz değil mi? Faz geçişi diyoruz. Maddelerin farklı sıcaklık ve basınç koşullarında fiziksel durumlarını gösteren grafiklere de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar ne deniyor? Faz diyagramı deniyor. Şimdi beraber inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Burada bir grafik görüyorsunuz. Grafikte maddenin katı hali, sıvı hali ve gaz hali ve buhar hali var. Şimdi gaz ve buhar var burada. Bir kere grafikte şunu bir açıklayalım isterseniz. Gaz nedir? Buhar nedir arkadaşlar? Buhar, aslında daha önceki konularda bundan bahsetmiştik. Buhar arkadaşlar belli bir basınç uygulayarak sıvılaştırılabilen maddeye biz buhar diyoruz. Yani su biliyorsunuz kaç derecede kaynıyor? 100 derecede kaynıyor. Öyle değil mi? 100 derecede kaynadıktan sonra arkadaşlar 110 derecede, 120 derecede, 150 derecede biz bunu ne yapabiliyoruz? Tekrar sıkıştırarak sıvılaştırabiliyoruz. İşte sıkıştırılarak sıvılaştırılabilen kısmına biz buhar diyoruz arkadaşlar. Bakın burada kritik nokta var. Burada da kritik sıcaklık var. Kritik noktayı geçtikten sonra arkadaşlar ne kadar basınç uygularsanız uygulayın onu sıvılaştıramıyorsunuz. İşte o zaman da madde ne hale geçmiş oluyor? Gaz hale geçmiş oluyor diyoruz. Hocam buhar gaz değil mi? Evet, buhar da gazın özelliklerini gösteriyor ama dediğim gibi böyle bir ayrım var. Ne kadar basınç uygularsanız uygulayın sıvılaştıramadığınız kısma biz ne diyoruz? Gaz diyoruz. O da kritik noktadan sonraki kısımdır diyoruz. Bakın burada maddenin katı hali, sıvı hali ve gaz hali, buhar halini arkadaşlar ayıran çizgiler görüyorsunuz. Katıdan sıvıya geçtiği şu çizgi ne çizgisi olmuş oluyor arkadaşlar? Bakın şuradan şuraya kadar olan erime. Öyle değil mi? Peki sıvıdan buhara geçtiği şuradan şuraya kadar olan çizgi bakın buradan buraya geçerken ne olmuş oluyor bu da? Buharlaşma ya da kaynama çizgisi olmuş oluyor. Bakın dikkat edin. Burası da katı. Şurasıyla beraber. Katıdan gaza geçişine biz ne diyorduk? Süblimleşme diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla bu çizgide süblimleşme çizgisi olmuş oluyor. Katısı ve gaz halin bakın 3 fazı birleştiren şurada bir nokta var. Burada O ile gösteriliyor arkadaşlar. Buna biz üçlü nokta diyoruz. Bakın üçlü nokta. 3 fazın dengesini burada bize ifade ediyor arkadaşlar. Bakın iki ayrı maddemiz. Ne o maddeler? Birisi su, birisi de karbondioksit. Zaten biz bunları göreceğiz arkadaşlar. Bunların faz diyagramlarından bahsediyoruz. Bakın su için kritik sıcaklığa dikkat edin. 374 derece. 374 dereceye geçtikten sonra artık ne hale gelmiş? Gaz hale gelmiş. Yani su 100 derecede kaynıyor. Bir atmosfer basınçta 100 derecede kaynıyor. Bakın burada gördüğünüz gibi sıvıdan gaza geçiyor. Ama 374 dereceye kadar basınçla sıvılaştırılabiliyor. Ondan dolayı buhar diyoruz. 374 dereceden sonra artık ne kadar basınç uygularsanız uygulayın. Siz onu ne yapamıyorsunuz? Sıvılaştıramıyorsunuz. Artık orada da gaz olmuş oluyor diyoruz. Şimdi bu iki grafiğe baktığınız zaman temelde bir farklılık var. Tabii ki değerler farklı. 73'tü, 218 vesaire vesaire ama bakın dikkat edin. Sol taraftaki grafikteki çizgiler arkadaşlar şöyle. Bakın şu şekilde. Görüyor musunuz? Bu ana çizgileri. Sağ taraftakindeyiz arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Buradaki şu çizgiler, bakın çizgiler gördüğünüz gibi birbirinden farklı. Bu farkın sebebi nedir? Aslında sadece karbondioksit değil, diğer tüm maddeler arkadaşlar bu grafiğe uyuyor. Suyun grafiği diğer tüm maddelerden ve karbondioksitten de tabii ki daha farklı. Bu çizgisi daha farklı. Onun sebebi arkadaşlar, temel sebebi şudur. Su erirken hacmi küçülen bir maddedir veya donarken hacmi büyüyen. Siz buzdolabına bazen su koyarsınız. Buzluğa bazen su koyarsınız. Dondurucuya su koyarsınız. Ama suyu hiçbir zaman cam şişede koymazsınız. Koyarsanız ne olur arkadaşlar? Patlar değil mi? Anneniz de sizi hırpalar haklı olarak. Yani cam şişeyle buzluğa su mu konur evladım diye sizi hırpalar. Şimdi bakın, burada çok dikkat etmemiz gereken bir husus var. Madde sıvıdan katıya geçerken hacimde bir artış söz konusu oluyor. İşte bu hacim artışı diğer tüm maddelerden farklı bir durum meydana getiriyor arkadaşlar. Normal mesela karbondioksit sıvıdan katıya geçerken hacmi azalıyor. Diğer bütün maddelerin de aslında hacmi azalıyor. Yani donmaya çalışan bir miktar su diyelim şöyle arkadaşlar. Donmaya çalışırken ne oluyor arkadaşlar? Genişlemeye çalışıyor aslında. Donarken genişliyor. O zaman siz buna bir basınç uygularsanız, eğer siz donmaya çalışan suya bir basınç uygularsanız, üzerindeki basıncı artarsanız onun donmasını zorlaştırmış mı, kolaylaştırmış mı olursunuz? Yani destek mi olursunuz, köstek mi olursunuz diye anlatıyoruz biz bunu. Destek değil, köstek. Yani siz buradaki maddenin donmasını zorlaştırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Üzerine uyguladığınız basınç arttıkça donması zorlaşıyor ve daha düşük sıcaklıklarda ancak donabilir hale geliyor. Bakın şimdi donma çizgisi bu ya, erime çizgisi, donma çizgisi bu gördüğünüz gibi. Basınç arttıkça arkadaşlar donma sıcaklığı da gördüğünüz gibi arkadaşlar ne oluyor? Gittikçe düşüyor, azalıyor. Yani yüksek basınçta daha düşük sıcaklıklarda donuyor ya da daha düşük sıcaklıklarda eriyor diyoruz. Yine bunu şöyle ifade ediyoruz. Kışın yollara bastığınız yerler veya arabaların geçtiği yerler, oralardaki kar, buz daha çabuk erir diyoruz. Neden? Üzerine uygulanan basınç onun donmasını ne yapar arkadaşlar? Zorlaştırır. Erimesini kolaylaştırır. Erirken de ne oluyor buz? Bir buz parçası erirken de arkadaşlar hacmi küçülüyor. Dolayısıyla siz bunun üzerine basınç uyguladığınız zaman hacmi zaten küçülecek, değil mi, erimesini? O zaman siz uyguladığınız basınçla beraber bunun erimesini desteklemiş oluyorsunuz. İşte bakın, diğer tüm maddelerden farklı olmasının bu çizginin temel sebebi suyun hal değiştirirkenki hacminin diğer tüm maddelerden farklı olarak değişmesi. Diğer tüm maddeler donarken hacimleri azalıyor. Uzun lafın kısası. Suyun ise donarken arkadaşlar hacmi artıyor. Bundan dolayı üzerindeki yüksek basınç onun daha zor erimesini, daha düşük sıcaklıklarda erimesine sebep oluyor diyoruz. Karbondioksit ve suyun faz diyagramlarına bakıldığında temel farkın erime çizgisi olduğu görülüyor. Bunun sebebi suyun diğer maddelerden farklı olarak donarken hacminin artması değil mi? Bakın çok önemli. Dolayısıyla basınç artışı suyun donma noktasını azaltır ya da düşürür. Düşürür diyelim ya. Düşürür daha güzel bir kelime. Düşürür. Tamam. Çirkin bir yazı oldu. Gazlar belirli bir sıcaklık değerinin üstündeki sıcaklıklarda ne kadar basınç uygulanırsa uygulansın sıvılaşmaz. Her gaz için ayırt edici olan bu sıcaklık değerine ne denir? Kritik sıcaklık denir, değil mi? Artık kritik sıcaklığı geçtikten sonra ne diyorduk biz buna? Gaz olmuştur. Kritik sıcaklığa kadar madde ne? Buhar. Yani basınçla sıvılaşabiliyorsa buhar, artık basınç ona fayda etmiyorsa arkadaşlar kritik sıcaklık olmuş oluyor. Kritik sıcaklığın altında olan davranışlarıyla gaza benzeyen, basınç ile sıvılaşabilen maddelere buhar, evet. Kritik sıcaklığın üstündeki sıvılaşamayan maddeye ise gaz denir diyoruz. Ama buhar da yine gazın özelliklerini gösteriyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Hemen bir örneğimiz var. Bakın bununla ilgili örnekler zaten çok kolay çıkıyor. Karşınızda göreceksiniz arkadaşlar. Hemen şimdi beraber şu örneği çözünce zaten anlayacaksınız. Karbondioksitin faz diyagramını görüyorsunuz. Bakın katısı, sıvısı, gazı dengede. Diyor ki şekildeki karbondioksit gazının faz diyagramı verilmiştir. 4 atmosfer basınç ve eksi 80 santigrat derece sıcaklıktaki, yani X noktasından bahsediyor arkadaşlar. Demek ki şurası 4 atmosfermiş. Karbondioksitin basıncı değişmeden sıcaklığı 20 dereceye getiriyormuş. Buradan bakın geliyormuş arkadaşlar tam buraya. Görüyor musunuz bakın? Şöyle geliyormuş. Şimdi ne oldu? Bu çizgi ne çizgisiydi arkadaşlar? Katı ile gazın arasındaki süblimleşme çizgisi. Demek ki X maddesi burada ne oldu? Süblimleşmeye uğramış oldu. Öyle değil mi? Hemen bakalım ne sormuş bize. Yargılarından hangileri doğrudur? Süblimleşme olayı gerçekleşmiştir. Aynen öyle. Karbondioksit en düzensiz haline dönüşmüştür. Gaz hali en düzensiz hali. Bu da doğru. Önce erimiş sonra kaynamıştır. Arkadaşlar eğer buradan gelseydi bu şekilde, önce katı sonra sıvı sonra gaz olsaydı önce erimiş sonra kaynamış diyecektik. Ama buradan geldiği için arkadaşlar direkt ne olmuştur? Süblimleşmiştir diyoruz. Bakın cevabımız neymiş gördüğünüz gibi? B seçeneği. Gördüğünüz gibi bu kadar basit seviyede arkadaşlar sorular geliyor. Bazen O noktasını soruyor. Nedir diyor. Şu nokta dedik ya biz, denge noktası. Bazen diyor ki şu basınçta şu sıcaklıkta madde ne haldedir diyor falan. Grafikten onun yerini buluyorsunuz falan. Gayet basit şekilde arkadaşlar sorular göreceksiniz. Ve bu Jules Thomson olayı var arkadaşlar. Jules Thomson olayı çok eskilerden beri bilinen ve kullanılabilen bir olaydır bu. Özellikle arkadaşlar soğutucularda çokça kullanılıyor. Yine TYT konularında bundan bahsetmiştik. Eskiden insanlar böyle suyu soğutmak için falan çok değişik yöntemler kullanıyor. Testiler kullanılıyormuş. Testiden su dışarıya sızarken ince ince bir yandan buharlaşıyormuş ve buharlaşırken de arkadaşlar testinin serinlemesi. Neden? Suyun buharlaşması endotermik olduğu için bulunduğu ortamdan ısı alıyormuş gibi. Veya böyle çok farklı yöntemler kullanılıyormuş ta ki Jules Thomson olayı keşfedilene kadar. Jules Thomson olayında arkadaşlar şöyle bir hadise var. Bir gaz hızlıca genleşirken sıcaklığı ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Böylece gazın bulunduğu ortam soğumuş oluyor arkadaşlar. Jules Thomson olayını biz nerede dediğim gibi soğutma sistemlerinde kullanıyoruz. Ve böylece istediğimiz ortamın, istediğimiz kabın, istediğimiz makinenin, aletin her neyse soğumasını, sıcaklığının düşürülmesini sağlıyoruz. Oradan ısıyı çekerek alarak arkadaşlar. Burada da bunun bir resmini görüyorsunuz. Bakın sıkıştırdığınız anda diğer tarafa bakın ne yapıyor buradan? Geçiyor. Yani dar bir hacimden geniş bir hacme genleştiği için ne oluyor arkadaşlar? Burada sıcaklıkla bir azalma söz konusu olmuş oluyor. Bunu şöyle anlatıyorlar işte. Hani işte bisikletin lastiği ya da arabanın lastiği şöyle sibobuna şöyle bastığınız zaman içeriden çıkan havanın soğuk olduğunu hissediyorsunuz. Böyle buz gibi oluyor. Niye? Çünkü genleşen bir gaz söz konusu. Küçük hacimden büyük bir hacme kavuşuyor ve böylece arkadaşlar genleşirken de oranın soğutulması sağlanmış oluyor arkadaşlar. Yine Jules Thomson olayıyla çok alakalı bir durumdur. Buharlaşırken bulunduğu ortamdan ısı alarak ortam sıcaklığının düşmesine neden olan maddelere ne deniyor arkadaşlar? Biz bunlara soğutucu akışkan diyoruz arkadaşlar. Soğutucu akışkan. Daha önce dediğim gibi bundan TYT konularında bahsetmiştik. Soğutucu akışkan olarak kullanılacak maddelerin. Şimdi bir kere burada ne olması gerekiyor? Soğutucu akışkanların arkadaşlar basınçla sıvılaştırılabilmesi. Bunun için de kritik sıcaklığını geçmemiş olması gerekiyor. Yani düşük bir kritik sıcaklık değil mi arkadaşlar? Özür dilerim, düşük olur mu? Neden yanlış söyledim? Tam tersini söyledim arkadaşlar. Şöyle yüksek bir kritik sıcaklık, düşük bir kaynama noktası olması gerekiyor. Yani oda sıcaklığında kaynamış ama kritik sıcaklığında henüz geçmemiş olması gerekiyor ki böylece soğutucu akışkanlarda kullanabilelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün buzdolaplarında, soğutma sistemlerinde, klimalarda vesaire yerlerde farklı birçok alanda arkadaşlar bu yöntem Jules Thomson olayı kullanılıyor ki oraların dediğim gibi serinletilmesi, soğutulması için. 78. örnek bakın. Suyun 1 atmosfer basınçtaki kaynama noktası 100 derece, kritik sıcaklığı 374 derece. Bu şu demek. 100 derecede neye dönüşüyor su? Gaza mı dönüşüyor? İşte aslında biz ona gaz demiyoruz da ne diyoruz arkadaşlar? Biz ona buhar diyoruz. Buhar diyoruz. Peki 374 derece kritik sıcaklık, 374 derecede arkadaşlar artık gaza dönüşüyor. Yani 100 derece ile 374 derece arasındaki bu kısımda ne oluyor arkadaşlar? Su buharı daha doğrusu basınçla sıvılaşabiliyor. Sıvılaşabilir. Ancak 374 dereceyi geçtikten sonra arkadaşlar yukarıda ne yapamaz? Sıvılaşamaz. Sıvılaşamadığı için arkadaşlar biz orada nedir diyoruz buna? Gazdır diyoruz. Bu arada neydi arkadaşlar maddemiz? Buhar şeklinde tanımlanıyordu. Yine bu arada bizim maddemiz. Hemen bakalım. Der ki yargılarından hangileri doğrudur? 1 atmosfer basınçta 110 santigrat derecede su buhar halindedir ve basınçla sıkıştırılarak sıvılaştırılabilir. Tabii ki. Ne dedik biz? 100'den 374 dereceye kadar buhar halde ve sıvılaşabilir dedik. Değil mi? Birincisi doğru. Su iyi bir soğutucu akışkandır. Hayır. Neden? Arkadaşlar oda sıcaklığında suyun ne olması gerekiyor? Kaynamış ama kritik sıcaklığında geçmemiş olması gerekiyor. Oda sıcaklığında su kaynamış mı? Değil. Daha 100 dereceden sonra arkadaşlar olacak. Dolayısıyla belki başka bir gezegende bu olabilir ama bizim için soğutucu bir akışkan değildir arkadaşlar. Suyu soğutucu akışkan olarak biz kullanamayız. Oda sıcaklığını düşünün. 25 santigrat derece kabaca. Yani 25 santigrat derecede kaynamış, buhar olmuş ama kritik sıcaklığında geçmemiş olması gerekiyor. 1 atmosfer basınçta 90 santigrat derece sıcaklıkta sıvılaşabilir demiş arkadaşlar. 1 atmosfer basınçta 100 derecede kaynayacak. 90 derecede zaten sıvı halde. Dolayısıyla arkadaşlar bu da yanlış bir cümledir diyoruz. Cevabımız neymiş? Yalnız 1'miş. Hemen bakalım. Bir sorumuz daha var. Tablo var. Tabloda bakın kritik sıcaklık ve kaynama noktaları verilmiş farklı maddelerin. Bir gazın sıcaklığı kritik sıcaklığı üstündeyse basınç uygulanarak sıvılaştırılamaz. Biliyoruz arkadaşlar. Buna göre tablodaki gazlardan hangisinin soğutucu akışkan olarak kullanılması diğerlerine göre daha uygun olur? Yani oda sıcaklığında kaynamış ama kritik sıcaklığı da geçmemiş. Bakın oda sıcaklığına bakın şimdi. 25 santigrat derece. Kaynamış. Kritiği de geçmiş arkadaşlar. Olmaz. Flor için bakın. -188 eksi olmadı yine. Bakın CH4 metan gazı -164 -82 olmadı. Oda sıcaklığında çoktan kritik sıcaklığı geçmiş. Sudan az önce bahsettik. Daha kaynamamış. Değil bu da olmaz. Ama amonyağa bakın arkadaşlar. Amonyak gördüğünüz gibi. -33 derecede kaynamış. Kritik sıcaklığı da 132 derecede. Dolayısıyla oda sıcaklığında 25 santigrat derecede rahat kullanabiliriz arkadaşlar. Amonyağı biz ne olarak? Soğutucu akışkan olarak. Ve son sorumuz değil mi? Evet. Bundan sonra tarama testi var. Bu anlattığımız yerle ilgili arkadaşlar. Son kısımla ilgili bir tarama testimiz var. Buraya kadar sıkılmadan geldiyseniz ve fayda sağladıysanız ve abone değilseniz abone olun. Videoları beğenin ve lütfen destek için yorum yazın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Ne kadar çok kişiye ulaşmamız, yani çok fazla insana ulaşabilmemiz sizin dediğim gibi bu videoları beğenmeniz ve yorum yazmanızla ilgili. Gazlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Gerçek gaz taneciklerinin hacmi ihmal edilemez. Aynen öyle. İdeal gazların ihmal edilebilir ama gerçek gazların arkadaşlar hacmi ihmal edilemez diyoruz. Gazlar her sıcaklıkta sıkıştırılarak sıvılaştırılabilir. Hayır. Ne olması gerekiyor? Kritik sıcaklık arkadaşlar, kritik sıcaklığı geçmemiş olması gerekiyor. Eğer kritik sıcaklığı geçtiyse artık sıvılaşması mümkün değil diyoruz. İçinde bulundukları kabın tabanına daha çok basınç yaparlar. Bu da arkadaşlar yanlış bir ifade. Biliyorsunuz gazlar kabın her tarafına aynı eşit miktarda basınç yaparlar diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere.